Bu videoda yerine koyma yöntemini ne zaman kullanmamız gerektiğini ve u'yu nasıl belirleyeceğimiz konusunu göreceğiz. Diyelim ki elimizde x'in doğal logaritması üzeri 10, bölü x dx'in belirsiz integrali var. Sizce bu örnekte yerine koyma yöntemini kullanabilir miyiz? Cevabınız evetse u'yu nasıl tanımlayacağımız konusunda da düşünmenizi istiyorum. U dönüşümü kullanmak için elinizdeki ifadede türevi de olan bir fonksiyon aramalısınız. Bu örnekte x'in doğal logaritmasının türevi 1 bölü x'e eşit olduğu için yerine koyma yöntemini kullanabiliriz. Daha iyi anlatabilmek adına bunu x'in doğal logaritması üzeri 10 çarpı 1 bölü x dx'in belirsiz integrali olarak yazayım. Şimdi daha iyi görüyorsunuz değil mi? Burada 10. kuvveti alınmış bir fonksiyon yani x'in doğal logaritması, burada da türevi yani 1 bölü x var u dönüşümü yapmak için u'yu x'in doğal logaritması olarak tanımlayacağız. u'yu x'in doğal logaritması olarak tanımlamamın sebebi, burada türevine çok benzeyen, hatta bu örnekte birebir türevi olan bir ifade, yani 1 bölü x bulunması. Devam edelim. Buna göre du dx'i de 1 bölü x, du'yu da 1 bölü x dx olarak yazalım. Ve işte bu kadar. Burası du, burası da u olunca ifadeyi u üzeri 10 çarpı du'nun belirsiz integrali olarak sadeleştirebiliriz. Şimdi ise bunun ters türevini bulup u yerine x'in doğal logaritmasını koyacak ve böylece bu ifadenin integralini almış olacağız. Evet, gelin bir tane daha. Bu sefer biraz daha ilginç bir şey görelim. Mesela tanjant x dx'in integrali. Sizce u dönüşümünü burada kullanabilir miyiz? İlk bakışta tanjant x var ama türevi yok ki diye düşünüyor olabilirsiniz ama tanjantı kosinüs ve sinüs cinsinden yazdığımızda işler değişecek. Sinüs x bölü kosinüs x dx'in integrali. Peki ya bu u dönüşümü için uygun mu? Birkaç farklı şekilde düşünebilirsiniz. Mesela sinüs x'in türevi kosinüs x'tir ama çarpma yerine bölme işlemi kullanılmış ya da kosinüs x'in türevi eksi sinüs x'tir diye düşünebiliriz. Burada eksi sinüs x yok ama bu ifadeyle azıcık oynayıp bu küçük sorunu halledebiliriz. Evet, bu ifadeyi iki defa eksi 1 ile çarparsak, eksi 1'lerden birini sinüs x'in önüne, diğerini de integral özelliklerine dayanarak integralin dışına koyarsak, burada ifadeye eşdeğer bir ifade elde etmiş oluruz. Buraya ve buraya, birer eksi işareti koyup, yani eksi 1 ile 2 defa çarpınca da integralin içinde kosinüs x'in türevini elde ediyoruz. İşler şimdi ilginçleşmeye başlayacak. Şu ifadeyi bir kere daha yazayım. Eksi 1 bölü kosinüs x çarpı eksi sinüs x çarpı dx'in integrali. U'nun ne olacağını artık tahminen anladınız. Burada kosinüs, burada da türevi olduğuna göre u kosinüs x'e eşit olacak. u kosinüs x'e eşitse du dx eksi sinüs x'e du da eksi sinüs x dx'e eşittir. Böylelikle bu ifade içinde du ve u'yu belirlemiş olduk. Baştan yazmak gerekirse eksi 1 bölü u çarpı du'nun belirsiz integrali ve artık diğerine kıyasla değerlendirmesi çok daha kolay olan bu ifadenin ters türevini bulduktan sonra u yerine kosinüs x'i koyarak bunun integralini bulabiliriz.